Türkiye'nin gündemi enflasyona. Şöyle bir dönelim efendim. Enflasyona döndüğümüzde rakamlara şöyle bir odaklanalım. Enflasyon rakamlarına odaklanalım. TÜİK'e mi odaklanalım? Hiç oralara odaklanmayalım. Çünkü TÜİK'in enflasyonu ne emeklinin enflasyonu, ne asgari ücretlinin enflasyonu, ne memurun enflasyonu, ne üreticinin enflasyonu. Alayının enflasyonu değil TÜİK'in enflasyonu. Enflasyon tartışması siyasetin gündeminde. Orta boy bir soğanın tanesi 7 lira 14 kuruş. Mutfaklardaki yangın devam ederken raflardaki fiyatlar el yakıyor. Vatandaş düşen alım gücü karşısında hayat pahalılığının altında eziliyor. İktidar 2023 seçimlerine tek haneli enflasyona girmeyi planlasa da o planlar tutmadı. Resmi verilere göre, yani TÜİK'e göre, enflasyon %50'nin üzerinde. 2023 hedefleri hepten şaştı. Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden bugün daha az alıyorsan bize oy ver. Çorba içerek sokağa çıkmaya çalışıyorlar. Yok yok, kahvaltıyı alacak para yok. Çocuklara yumurta yok, yumurta. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Vatandaşın gündeminde bunların hiçbirisi yok. Arkadaş, vatandaş bıktı artık bunlardan ya. TÜİK'e göre %50.51 olsa da ne çarşı pazarda ne de vatandaşta karşılık buluyor veriler. Hatta enflasyonun çok daha yüksek olduğunun en net örneği de Erdoğan'ın daha önce verdiği 100 liralık harçlıkları 200 liraya yükseltmesi. Ayıp. Ayıp. Yok. Çocuklara. Gıda enflasyonundaysa tablo daha da vahim. Hali hazırda zaten uzun süredir uzaktan bakıyordu milyonlar kırmızı ete. Şimdi ete ulaşmak hepten hayal oldu. Mart ayında gıda enflasyonu %67'nin üzerinde. Mart ayında enflasyon şampiyonu dana eti. Dana etinde bir aylık artış %20. Kuzu etinde bir aylık artış %15. Kıymanın kilosu 300 lirayı geçmiş. Gıda enflasyonunda ilk 5'in içindeyiz. Rakiplerimiz Ruanda, Gana, Sri Lanka gibi ülkeler. Açlık sınırı dediğimiz bu 9591 TL bundan bir yıl önce 9428 TL'ymiş. %94 seviyesinde bir artış. Böyle bir enflasyon sarmalıyla Türkiye nereye varabilir? Yemeklerin vazgeçilmesi soğanda enflasyon şampiyonu. 2022'de fiyatı %314 artan soğana bu yılın ilk 3 ayında %101 zam geldi. Kilosu 30 lirayı buldu. Orta boy bir soğanın tanesi 7 lira 14 kuruş. Ha, biraz iri bir soğan aldığınız zaman bir soğanın fiyatı 11 lira 33 kuruş. Soğan markette 25 lira, pazar tezgahında 30 lira. Milletimiz 2022'de bunlar iş başına geldiğinde bir çeyrek altın alabildiği parayla bugün maalesef bir kilo soğan alamıyor. Hiçbir Türk yemeği soğansız pişmez. Yani eti meti bırakın. Vatandaş soğan alamıyor. Tutukluluğu devam eden HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Erdoğan'a daha önce manda yoğurdu tarifi verdiği görüntülerle yüklendi. Yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. AKP iktidarına sesleniyorum, saraydaki zata sesleniyorum. Sen zevk sefa içerisinde yaşıyor olabilirsin. Sizin halktan, milletten haberiniz olmayabilir. Millet günü gelir sizin sarayınızı başınıza yıkar, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Erdoğan halkın halinden anlayamaz. Çünkü artık dünyanın en zenginleri arasında. Dostları emekli Yusuf amca, esnaf Fatma teyze, çiftçi Osman dayı değil. Gerçek dostları Katar emiri, Suudi prensi, Ürdün kralı, Birleşik Arap Emirlikleri prensi. Halk onun için sadece oy kaynağı. Demirtaş'ın paylaştığı videoda vatandaşın pazardan artık sebze ve meyveleri topladığı görüntülere yer verildi. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Seçime geri sayım sürerken gündem ekonomiye, tencereye pek gelmese de milyonların hesabı hep ayın sonunu getirmekti.
O şifa reçetesi kaça mal oluyor acaba? Yani işte manda yoğurdu, Medine hurması, yulaf ve aynı zamanda kestane balı. Şöyle bir hesaplasak acaba emekli o şifa reçetesinden ne kadar kendisine uydurabilir, ne kadar onu uygulayabilir?